YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 6. Sınıf Türkçe kitabı İklim Değişikliği Metni Etkinlik Cevapları sayfa 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82'yi inceleyeceğiz. 6. Sınıf Türkçe kitabı İklim Değişikliği Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Türkçe kitabı sayfa 76'dan 82'ye kadar. Hazırlık 1. Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Görsellerde verilmek istenen mesajları arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Görsellerde dünya ikliminin değişmekte olduğunu ve bunun olumsuz etkilerinin giderek arttığı vurgulanmaktadır. Buzullar kutuplarda erimeye devam ederken kuraklık sebebiyle su kaynakları her geçen gün daha da azalmaktadır. 2. Küresel ısınma hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız. Cevap: Küresel ısınma atmosfere salınan sera gazının birikmesiyle dünyanın ortalama sıcaklıklarının artmasıdır. Bu durum buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine, aşırı hava olaylarının ve kuraklığa yol açar. İnsan faaliyetleri, fosil atık kullanımı ve ormansızlaşma gibi faktörler küresel ısınmanın başlıca nedenlerindendir. 6. Sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 78 cevapları. 1. etkinlik. Soru A. Metinden alınan aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını örnekteki gibi bulmacada bulunuz. Sözcük ve sözcük grupları yukarıdan aşağıya veya soldan sağa yerleştiriniz. Cevap: Karbon monoksit, fosil atık, metan, atık, azot, jeotermal, kömür, yenilenebilir, oksijen, atmosfer, sera gazı, iklim. Soru B. Bulduğunuz sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi DDK Güncel Türkçe Sözlüğü'nden kontrol ediniz. Ardından bu sözcükleri ve bunların anlamlarını oluşturduğunuz benim sözlüğüm defterine ekleyiniz. Cevap 1. Karbon monoksit. Tahminim: Renksiz, kokusuz bir gaz. Genellikle fosil atıkların tam olarak yanması sonucu oluşur. TDK sözlük anlamı: Karbon ve oksijen atomlarının oluşan renksiz, kokusuz, zehirli gaz. CO 2. Azot. Tahminim: Atmosferin büyük bir kısmını oluşturan renksiz ve kokusuz bir gaz. DDK sözlük anlamı: Havadaki gazların yaklaşık %78'ini oluşturan renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz. Ne? 3. Oksijen. Tahminim: Solunum için hayati öneme sahip gaz atmosferinin yaklaşık %21'ini oluşturur. TDK sözlük anlamı: Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli havada yaklaşık %21 oranda bulunan gaz. O. 4. Fosil atık. Tahminim: Petrol, kömür ve doğal gaz gibi yer altından çıkarılan enerji kaynakları. TDK sözlük anlamı: Yerin derinliklerinde milyonlarca yılda oluşan kömür, petrol ve doğal gaz gibi yakıtlar. 5. Jeotermal. Tahmin: Yerin derinliklerinde ısıdan elde edilen enerji türü. DDK sözlük anlamı: Yer kabuğunun içinde sıcaklıklardan yararlanarak elde edilen enerji türü. 6. Atmosfer. Tahminim: Dünyayı çevreleyen gaz tabakası. DDK sözlük anlamı: Bir gezegeni ya da gök cismini çevreleyen gaz tabakası. 7. Metan. Tahmin: Sera gazı aksine neden olan yanıcı bir gaz. Doğal gazın ana bileşenidir. TDK sözlük anlamı: Renksiz, kokusuz, doğal gazın büyük bölümünü oluşturan ve biyolojik maddelerin çürümesiyle oluşan hidrokarbon gazı. CH4. 8. Kömür. Tahmin: Fosil atıklardan bir enerji üretiminde kullanılır. TDK sözlük anlamı: Toprak altında milyonlarca yılda oluşan ve enerji kaynağı olarak kullanılan madde. 9. Sera gazı. Tahminim: Atmosferde birikerek küresel ısınmaya yol açan gazlar. Karbondioksit, metan ve benzeri. DDK sözlük anlamı: Yeryüzündeki ısının atmosferde kalmasına yol açan gazlar. 10. Atık. Tahminim: Kullanım dışı olan ve çevreyi kirleten maddeler. DDK sözlük anlamı: Kullanıldıktan sonra bir kenara bırakılan, işe yaramayan şey. 11. Yenilenebilir. Tahmin: Doğal yollarla sürekli olarak kendini yenileyen,
enerji kaynakları, güneş, rüzgar vesaire. TDK sözlük anlamı, kendiliğinden gerekli olarak var olan ve tükenmeyen enerji kaynakları için kullanılan terim. 12. iklim, tahmin, belirli bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen hava koşulları. TDK sözlük anlamı, bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen ortalama hava koşulları. 6. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 79 cevapları. 2. etkinlik. Soru. Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Gezegenimizi kaplayan atmosfer nasıl bir yapıdadır? Ne işe yaramaktadır? Cevap. Atmosfer dünyamızı ince bir hava tabakasıyla kaplar ve sıcaklıkların dengede kalmasına yardımcı olur. Böylece yaşanabilir bir ortam sağlar. 2. Sera gazının önemi nedir? Cevap. Sera gazları dünya üzerindeki sıcaklık dengesini koruyarak canlıların hayatta kalmasını sağlar. Bu gazlar yaşamın sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir. 3. İklim değişikliğinin sebepleri nelerdir? Cevap. İklim değişikliği atmosferdeki sera gazlarının artışına bağlı olarak gerçekleşir. Bu durum küresel ısınmaya yol açar. 4. Atmosferdeki sera gazlarının artma nedenleri nelerdir? Cevap. Fosil atıkların petrol, kömür, doğal gaz yaygın kullanımı sera gazının salınımını artıran başlıca sebeplerdendir. 5. Metinde anlatılan sorunun çözümü için sizce başka neler yapılabilir? Cevap. Enerji tasarrufu yapılabilir. Bitkisel beslenme tercih edilerek et üretiminin çevreye olan etkisi azaltılabilir. Ve bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçları yaygınlaşılabilir. 3. etkinlik. Soru A. Sizce aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul, hangisinde neden sonuç ve hangisinde amaç sonuç belirtilmiştir? Belirleyerek boşlukları doldurunuz. Cevap. Havaya zehirli gazlar salındığı için atmosfer kirleniyor. Bu cümlede neden sonuç belirtilmiştir? Çünkü gazların salınması atmosferin kirlenmesine neden olmaktadır. Dünyamız temiz tutmak için atıkları doğaya bırakmamalıyız. Bu cümlede amaç sonuç belirtilmiştir. Çünkü atıkları doğaya bırakmamak dünyamızı temiz tutma amacıyla yöneliktir. Fosil kaynakları kullanmayı azaltırsak temiz bir doğaya kavuşuruz. Bu cümlede koşul belirtilmiştir. Çünkü fosil kaynakların kullanımını azaltmak şartıyla temiz bir doğaya ulaşılabilir. Soru B. Aşağıdaki cümlelerin neden sonuç anlamı taşıyan cümlelerin sonundaki boşluğa ne? Amaç sonuç anlamı taşıyan cümlelerin sonundaki boşluğa A. Koşul anlamı taşıyan cümlelerin sonundaki boşluğa K yazınız. Cevap. Buzullar erirse temiz seviyesine yükselme olur. K. Nehre fabrika atıklarının döküldüğüne nehrin rengi değişir. N. Tema yeni ormanlık alanları oluşturmak için kampanya başlattı. A. Güneş ışınları kutuplara eğik düştüğünde kutuplarda sıcaklık düşüktür. N. Atmosferdeki kirliliği azaltmak için yenilenebilir enerji kullanılıyor. A. 6. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 80 cevapları. 4. etkinlik. Soru. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1A. Okuduğunuz metinde bazı cümleler koyu, bazı cümleler ise altı çizili olarak verilmiştir. Sizce ne için böyle bir yola başvurulmuştur? Açıklayınız. Cevap. Metinde önemli olduğu düşünülen ve okuyucunun dikkatini çekmesi istenen bölümler vurgulama amacıyla koyu ve altı çizili olarak verilmiştir. 2B. Metinlerde önemli noktalar vurgulamayla ilgili bildiğiniz başka biçimler var mı? Açıklayınız. Önemli noktaları vurgulamak için ilgili bölümleri eğik yazılabilir. Tüm harfler büyük yazılabilir. Tırnak içine alınabilir. Ya da farklı bir renkte yazılabilir. 3. C. 58. sayfadaki Kastamonu Şerife Bacı adlı metni yeniden okuyunuz. Metini okurken önemli gördüğünüz yerlerin altını çiziniz. Altını çizdiğiniz cümlelerin bir tanesini aşağıya yazınız. Cevap. İklim değişikliği olarak adlandırılan sorun, atmosferdeki sera gazının miktarının artması nedeniyle gerçekleşiyor. Bu gazların miktarı arttıkça atmosferdeki sıcaklık da artıyor.
Bu da dünyanın farklı yerlerinde iklim dengesizliklerine neden oluyor. Beşinci etkinlik soru. Aşağıdaki konuşma balonlarını küresel ısınmayla ilgili bir karikatüre dönüştürecek şekilde doldurunuz. Cevap. Bizim küçük buz kütlesinde olmamız da aynı nedenle burada. Bu kuşun ne işi var burada? Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. 6. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 81 cevapları. 6. etkinlik soru. Aşağıdaki grafiği inceleyiniz. Bu grafikte ilgili soruları cevaplayınız. 1. A. Grafiğe göre en fazla ağaç dikilen ay hangisidir? Cevap Mayıs. 2. B. Grafiğe göre en az ağaç dikilen ay hangisidir? Cevap Ocak. 3. C. Grafiğe göre ağaç dikiminin 60 binden az olduğu aylar hangileridir? Cevap Ocak, Şubat, Temmuz, Ağustos, Aralık. 4. C. Grafiğe göre ağaç dikiminin hangi mevsimde daha fazladır? Cevap ilkbahar. 5. D. Kış mevsimi ağaç dikimi için en elverişli mevsimdir diyen biri sizce grafiğe göre haklı olabilir mi? Açıklayınız. Cevap. Hayır, haklı olamaz. Çünkü en çok ağaç ilkbaharda dikilmiştir. 6. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 82 cevapları. 7. etkinlik. Soru A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Beden dili ve beden dilini etkili kullanma sözlerinden ne anlıyorsunuz? Cevap. Beden dili insanların sözel olmayan yollarda jest ve mimiklerini kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade etme biçimidir. Beden dilini etkili kullanma ise konuşma sırasında beden hareketini, sözlerle uyumu, anlamı güçlendirici bir şekilde kullanmasıdır. Bir konuşmacı neler yapar? Hangi davranışları sergilerse o konuşmacının beden dilini etkilediği, kullandığı söyleyebilir. Cevap. Bir konuşmacı etkili söz teması kurar, jest ve mimikleri yerinde kullanır, duruşuyla kendine güven sergiler ve elleri doğal hareketleriyle mesajını vurgulamak için kullanırsa beden dilini etkili kullanmış olur. Bir konuşmada sözlerle uyumlu beden hareketlerini kullanmak sözünden ne anlıyorsunuz? Sözlerle uyumlu beden hareketlerine örnek verebilir misiniz? Cevap. Bu ifade konuşmacının söylediklerini destekleyen beden hareketlerini yapması anlamına gelir. Örneğin bir şeyin büyüklüğünden bahsederken elleriyle geniş bir alan göstermek ya da önemli bir noktayı vurgularken başını sallamak sözlerle uyumlu beden hareketine örnek verilebilir. 1. B. Okuduğunuz metninde anlatılanlardan hareketle iklim değişikliği sorunun çözümü için bireysel olarak neler yapılabileceği ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz. Konuşmanızın sonunda arkadaşınızda sizi beden dilini etkili kullanmaya ve bağlamaya uygun konuşma bakımından değerlendirmelerini isteyiniz. Konuşmanıza başlamadan önce aşağıdaki alana konuşmanızla ilgili kısa notlar yazınız. Cevap. İklim değişikliğiyle mücadelede bireysel olarak enerji tasarrufuna dikkat edebiliriz. Gereksiz elektrik kullanımından kaçınabiliriz. Daha az fosil atık tüketmek için toplu taşıma veya bisiklet kullanabiliriz. Atıkları geri dönüştürmek ve plastik kullanımını azaltmak için çevreye önemli katkılar sağlayacaktır. Notlar. Göz teması kurarak dinleyiciyi etkileyin. Jest ve mimiklerinizi doğal kullanın. Vurgulamak istediğiniz yerlerde ellerinizi kullanın. Konuşmayı akıcı ve samimi bir tonla sürdürün. 7. etkinlik. Soru. Gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla birlikte doğa ve evren temasına uygun bir yazma konusu ve konuya uygun ana fikrinizi belirleyiniz. Defterinizde belirlediğiniz konuyla ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Cevap. Yazma konusu. Su döngüsünün ekosistem için önemi. Ana fikri. Su döngüsü, yeryüzündeki yaşamı sürdürebilen en önemli doğal süreçlerden biridir. Bu döngü, ekosistemin devamlılığı ve biyoçeşitlilik açısından büyük öneme sahiptir. Bilgilendirici metin. Su döngüsü, suyun buharlaşma, yoğunlaşma ve yağış şeklinde sürekli hareket ettiği bir süreçtir.
Bu döngü dünyanın su kaynaklarının korunmasına ve yenilenmesine olanak tanır. Göller, nehirler, okyanuslar ve yeraltı suları su döngüsü sayesinde beslenir. Bitkiler bu döngüyle suyu alarak büyür ve atmosferdeki nem dengesi sağlanır. Aynı zamanda su döngüsü temiz su kaynaklarının varlığını sürdürebilmek için hayati önem taşır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler su döngüsüne bağlıdır. Döngünün bozulması, iklim değişikliği, kuraklık ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu yüzden su döngüsünün korunması çevre için büyük bir sorumluluktur. Gelecek derse hazırlık. Soru. Orman faydalarıyla ilgili bir araştırma yapınız. Cevap. Ormanlar dünyanın ekosisteminin temelini oluşturan önemli doğal kaynaklardır. Ormanların faydaları şunlardır. Birinci, karbon depolama. Ağaçlar fotosentez yaprak atmosferindeki karbondioksiti emer ve oksijen üretir. Bu iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar. İkinci, hava kalitesini iyileştirme. Ormanlar zararlı gazları filtreleyerek hava kalitesini artırır. Üçüncü, su döngüsüne katkı. Ormanlar yağmur suyu tutarak su döngüsüne katkıda bulunur ve erozyonu engeller. Dördüncü, biyoçeşitlilik. Ormanlar birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar. Biyoçeşitliliği korur. Beşinci, insanlara ekonomik faydalar. Ormanlar odun ve ilaç gibi çeşitli ürünlerin kaynağıdır. Ayrıca turizm ve dinlenme alanları sağlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.